Bu bölümde fiillerin yedi kısmından e, ecvef fiil el alınacak. Ecvef fiil derken gale yekulu, bea yebi'u gibi e, sülasi fiil, üçlü fiillerde orta harf vav veya ye ise buna ecvef fiil deniyor. Gale derken orada elif görülüyor ama bu aslında vav. Ba derken elif görülüyor. Aslında ye. Bunların e, aslının vav veya ye olduğu mastarlarında veya muzarilerinde ortaya çıkar. Ne gibi? Gale yekulu. yegulü derken orada vav görülür. Ve mastar gavl vavlu olduğu bellidir. Ba yebi u derken yebi u orada ye var. Beyun satmak anlamında. E, demek ki ortasında elif görülüyor. Ama hakikatte bu vav veya ye olmakta. Bunların bazı görünümlerini görmeye çalışalım. Gale dedi. Gailun, bunun ismi faili. Gale dedi. Gailun diyen bir kişi. Gı ile galenin meçhulü denildi. E, muzari'nin meçhulü e, yugalu. Muzari olur. Ama bunun meçhulü yugalu. Emir olarak gul. E, nehi olarak la tegul. Gul la tegul. Bir benzerini ba'a oradan incelediğimizde ba'a sattı. Ba'i'a satan Türkçe'de bayi dediğimiz tekel bayisi falan deniyor ya bayi satan be veya beyaz eşya bayisi falan firmanın bayisi kullanılır. Ama Türkçe'de biz bunu ye ile kullanıyoruz. Bayi diyoruz. Aslı be Ve bi dediğimizde satıldığı anlamında yuba u muzarinin meçhulü satılır. Bi' sat. La tebi' satma. Khafe <laughs> korktu anlamında. Ve buradan ismi fail. Haif. Korkan kişi. Khife <laughs> korkuldu. Mazinin meçhulü, Muzari'nin meçhulu. Yuhafu. Yani khafe <laughs> korktu. Yehafu <laughs> korkar. Yuhafu <laughs> korkulur. Emir olarak haf. <laughs> Hafe yahafu haf kork. La tahaf korkma. Mazinin çekimi gale örneğiyle anlatacak olursak gale gala galu galet galete kulne. Burası önemli. yani tabloda ikinci sıranın sonunda e, Cem-i Mühendis Gaibe kısmında işin düğümü orada çözülüyor ve orada gulne dediğimizde gerisi ona göre geliyor. Gulte, gultuma, gultum, gulti, gultuma, gultunna, gultu, gulna. Mana olarak mesela gultu ben dedim. Gulna biz dedik. Karışık söylemeye çalışıyorum. Galu onlar dediler. Gulte sen dedin. Gultum siz dediniz. Bu şekilde kullanılmakta. Ve buradan e, muzariye geçecek olursak yagulu yagulu yagulani yaguluna tagulu tagulani yagulna tagulu tagulani taguluna tagulina tagulani tagulna agulu nagulu agulu ben derim nagulu biz deriz e, tagulune siz dersiniz ne? onlar derler. Bu şekilde daha diğer ayrıntılarını tabloyu incelemek suretiyle elde etmek mümkündür. Emir olarak gale yegulû kul. Emrin muzariden yapıldığını daha evvel ifade etmiştik. Yegulû. den emir yaparken önce ye'yi atıyoruz. Sonunu da diyoruz, Gul kalıyor. İki tane sakin harf okunması zor olduğundan oradaki vav düşüyor. Gul de ki ama gula ikiniz söyleyin orada vav tekrar dönüyor. Gulu siz söyleyin burada da tekrar dönüyor. Ve diğerlerinde yine hep dönmekte. Guli mühendis için sen söyle. Gula ikiniz söyleyin. Gul siz söyleyin veya deyin. Bu anlamda kullanılıyor. Kur'an'dan örneklerle hatırımızda daha iyi kalacaktır. Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması meselesi. işte öldürelim diye kendi aralarında konuşuyorlar. Gale gailum minhum onlardan biri dedi. Yani Yusuf'un kardeşlerinden biri dedi. La <gâle> taktulu <gâilu minhum> Yusuf'e Yusuf'u öldürmeyin. Burada konumuzla ilgili gale dedi. Gail'un birisi, bir söyleyen. Gale mazi hali, gail e, bunun ismi faili. Galenin müennes şekli galet. E, alttaki ayette bunu görmekteyiz. Galetil e'rabu bedeviler dediler. Amenna iman ettik. Burada galet dediler. Mühennes yapan el-arabu ifadesinin cem gelişidir. Çoğul ve kullu cem muannes denilir. Hz. Musa'nın Medyen'de karşılaştığı iki kız, işte onlar kendi hayvanlarını bekletiyorlar diğerleri hayvanlarını sulayıncaya kadar. Hz. Musa durumlarını soruyor. Niye siz sıraya girmemişsiniz? Galeta o ikisi dediler. Gale dedi erkek için. Galet kız için. Bir bir kız dedi. Ama galeta olunca o iki kız dediler. La neskıyı sulamayız. Hatta 100 lira o. Ri'a çobanlar. Çobanlar hayvanlarını sulalı, sulayıp çekilinceye kadar biz hayvanlarımızı sulamayız. Yani erkeklerin arasına karışmak istemiyoruz dediler. Burada galeta o iki kız dediler. Altta e, Gala o ikisi dedi. O ikisi Hz. Adem ve Havva'dan bahis var. Gala o ikisi dediler. Rabbena zalemne enfusena ey Rabbimiz nefsimize zulmettik. Bir de Gale'nin meçhulü Gale dedi ile'' denildi. Yasin suresinde kıssası anlatılan işte bir karye var. O karye o beldede de gelen elçilere iman etmiş birisinin çok anlamlı mana yüklü cümleleri bize nazara veriliyor. Ama kavmi onu şehit ediyorlar. i̇şte ruhu kabz edilirken kendisine cennet gösteriliyor. Gıyle denildi. Gale dedi. Gıyle denildi. Uduhul gir el cennete, cennete gir denildi. Yani makamı gösteriliyor. Haydi gir cennete deniliyor. Hazreti Meryem, e, Hazreti İsa'ya hamiledir. Bu özel bir durum. E, Allahu Teala, Hazreti Adem'i annesiz babasız yaratmıştır. Hz. İsa'yı da babasız sadece anneyle yaratmıştır. Ama Hz. Meryem bundan dolayı bir ızdırap içindedir. Ben bunu nasıl izah edeceğim? Ve kendisine deniliyor ki fe imma tarayinne minel beşari insanlardan birini görürsen ehaden birini fe guli de ki gale dedi yegulu der emir kul. bir kişiye emir ama müennese emir verirken guli sen de ki inni nezertu ben adadım nezrettim nezir nezir lirrahmani rahmana savme ben rahmana oruç adadım de buna süküt orucu deniliyor konuşmama orucu bunu bir nevi işaretle söylemesi ya eyyüellezine amenu ey iman edenler Artık buralar Türkçe gibi. La ra'ina ra'ina demeyin ve gulu deyin unzurna unzurna deyin. Burada da e, gul la tagul. Gul de ki la deme. E, ve gul onu çektiğimizde gulu siz söyleyin. Ama la sen söyleme. La tagula ikiniz söylemeyin. La siz söylemeyin. La demeyin. Ra'ina. Ra'ina demeyin. Peki ne deyin? Ve gulu deyin ki unzurna bunu söyleyin. İncelik kısaca şu. Yahudiler ra'ina bizi gözet anlamında aslında. Bunu biraz eğip bükerek peygamber hakaret içinde kullanabiliyorlar. Allahu Teala Müslümanlara uyarıda bulunuyor. Onların dalga geçmek için kullandığı bu kelimeyi siz kullanmayın. Aynı manayı ifade eden unzurna bize bak anlamında bunu söyleyin. Peygamber hanımlarıyla alakalı ve gulne deyin, söyleyin. Gavlen marufa, güzel, doğru söz söyleyin. Gulne gale yegulüden emir gul. Bunu çektiğimizde gul, guli pardon düzeltiyorum. Gul, gula Kulu, guli, kula, kul ne? Siz söyleyin anlamında. Ee, ayette aynen bunu görmekteyiz. Gavlen marufe, maruf bir, bir söz söyleyin. Ve yine gale yegulu, oradan ne Allah-u Teala zalimlere ne denileceğini bize anlatıyor. Ve negulu deriz, lillezine zalemu, zalim olanlara zugu azaben nar cehennem azabını tadın. Elleti öyle cehennem azabı ki küntün biha tükezzibun siz onu yalanlıyordunuz. Yalanlamış olduğunuz ateş azabını haydi tadın denilir. Burada zugu bu da yine ecve fiilen, fiillerdendir. Zaga tattı, yezugu tadar, zuk tat. Ve bunu çektiğimiz zaman Zuk, zuka, zuku tadın anlamına geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı zevk, zevk etmek, tatmak. Kur'an'da ecve fiil hayli geçer. Mesela feze, feze yefuzu, fevz, kazanmak. Nale yenalu, nail olmak, ulaşmak. Aşe ya şu, yaşadı anlamında aşe. Ee, yaşamak, e, maişet buradan geliyor. Sâme ya sûmû oruç tutmak, sıyam. Âde ye udu avdet dönmek. Sâra ye seyir yürümek. Mâte ye-mûtu mevt ölmek. Nâme ye-nâmû uyumak. Yani Kur'an'da ecve fiiller e, bol miktarda geçer ve nasıl çekildiğini nasıl değişiklikler olduğunu fark edersek o kelimeleri tanımamız kolaylaşacaktır. Evet Kur'an'dan örneklerle devam ediyoruz. Bedir Harbi öncesinde meydana gelen durumlardan birisi de şu. İz yürüyü ke Allah sana gösteriyordu. Era gösterdi. Yürüyü gösterir ke sana. İz olunca gösteriyordu. Hüm onları düşmanları Allahu Allah gösteriyordu. Fi menamike. Menam neme yenamu. Menam uyku anlamında uykunda gösteriyordu. Galile az olarak gösteriyordu. Kul mutu bi gayzikum de ki öfkenizden ölün. Burada da mutu. Mete öldü, yemutu ölür. Emir mut öl. Ve bunun çekiminde ''Mut'' ''Muta'' ''Mutu'' ''Mutu'' ''Ölün'' demek. Mesela şu hadis çok meşhurdur. ''Mutu'' ''Gable ente mutu'' ''Ölmeden evvel ölün.'' ''Fesiru fil ardı seyre yesiru seyir'' ''Siru'' e, ''Gezin'' ''Dolaşın'' ''Fil ardı'' ''Arzda'' ''Yeryüzünde'' ''Fenzuru'' ''Bakın'' ''Keyfe kâne'' ''Nasıl oldu?'' Akıbetül mükezzibin, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? Bakın. Burada kâne, kâne fiili de e ecve fiillerdendir. Kâne yekûnu kâun. Şimdi okuyacağımız ayette üç tane e ecve fiil geçmekte. Kalem suresinde böyle cennet gibi bahçeleri olan e bir grubun, bir ailenin durumu anlatılıyor. Babaları cömertmiş ama oğulları cimri. Babaları öldüğünde işte bunlar sadakalarını vermek istemiyorlar ama bahçelerine bir hal oluyor. İşte ne olduğu bu ayette anlatılıyor. Fetafe aleyha taifun min rabbike Rabbinden bir afet onu onu çepeçevre sarı verdi. Vahum <laughs> naimun onlar naim iken uykuda iken derken buradaki derken f'den dolayı e, onlar uykudayken ve humna imun kısmı ta faleyha ta min rabbik rabbinden bir afet e, kısmı onların bahçelerini çepe çevre sarı verdi. Tafe yetufu tavaf. Yani tavafta dönmek var ya azap da orayı böyle kuşatıyor. Bu ayette e, ade kökünden iki kelime geliyor. Uttum udne. Uttum ade kökünden çekiyoruz. Ade, ade, adu, adet, adete, udne. Gerisi kolay. Utte, uttume, uttum. Uttum siz döndünüz. Udne biz döndük. Ama başına bir in gelince dönerseniz biz de döneriz. Yani Allah-u Teala Yahudilere yönelik siz isyana dönerseniz biz de ceza vermeye döneriz. Bunu bildiriyor. Diğer ayette, ortadaki ayette adye Yeudu kökünden gelen kelimenin ismi faili çoğulu olarak kullanılmış. İnna kashiful azabi galile biz azabı kısa bir süre kaldıracağız. İnnekum aidun ama siz yine döneceksiniz. Aidun avdet. Ade yeudu avdet. Buradan ismi fail A'idi. dönen. A'ideni. iki tane dönen. Aidune dönenler. Siz döneceksiniz. Diğeri Kur'an'daki en kısa surelerden Kul eûzu bi rabbin -nas. De ki insanların Rabbine sığınırım. Eûzu Aze kökünden. Aze sığındı. Euzu ben sığınırım. Burada birinci ayet saum oruç kökünden. Ve entasumu oruç tutmanız. lakum sizin için daha hayırlıdır. tüm talemun eğer bilirseniz. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Kısa surelerden El-Hakumut Tekasur buradaki bir durum. Elhe alı koydu, oyaladı. Küm sizi ettekesur çoklukla övünmek, çokluk yarışı. Hatta öyle ki zürtüm ziyaret ettiniz. Elme kabirleri. Kabirleri ziyaret etmenize, yani kabire girmenize kadar çoklukla övünmek sizi oyaladı. Burada zürtüm Zara yezuru ziyaret. Türkçede ziyareti kullanırız. E, ve zurtum siz ziyaret ettiniz. Zara'yı çektiğimizde buna ulaşırız. Zara zara zaru zarat zarate zur ne? Zurte zurtuma zurtum. Zurtum siz ziyaret ettiniz. Kurbanla alakalı nele yenelu kökünden len Allaha luhumuha kurbanların etleri Allah'a ulaşmaz. وَلَا دِمَاءُهَا Kanları da ulaşmaz. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ takva مِنْكُمْ Lakin sizden takvanız Allah'a ulaşır, ona ulaşır. Burada yenalu başına len geldiğinden dolayı len yenale oldu. Yenale ulaşır, len yenale asla ulaşmaz. Diğer alemde iblisin, şeytanın Cehennem ehlinin sitemlerine mukabil şöyle bir ifadesi var. فَلَا la telumuni beni kınamayın ve lumu enfusakum kendinizi kınayın. Yani ben sizi zorla buraya getirmedim diyor. Vesvese verdim siz de peşimden geldiniz. Gelmeseydiniz. Burada la telumu la telumu levmetmeyin, kınamayın ni beni. Beni kınamayın ve lumu kınayın enfusakum kendinizi. Ve men yuti illah ve rasule, kim Allah ve Resulüne itaat etse fakat feze kurtuluşa ermiş olur. Fevzen azime çok büyük bir kurtuluşa ermiş demektir. Feze kazanmak e, fevz bunun mastarı. Tebe bu yine bu bapta gelen kelimelerden yani ecvef fiillerden birisi. Tebe döndü demek, tevbe etti demek. Tubu ilallah Allah'a tövbe edin. Cemi'a hepiniz toptan. eyül mu'minun, ey mü'minler. Ey mü'minler toptan Allah'a tövbe edin. Fela tehafuhum, onlardan korkmayın. Ve hafuni, benden korkun. İn küntüm mü'minin, eğer mü'min iseniz. Yani bir mü'min, insanlardan değil Allah'tan korkması gerekir. Hz. Musa kavminin münasebetsiz bir sözü üzerine şöyle diyor. Gale dedi ki: Euzu billahi Allah'a sığınırım. Min enekune min el cahilin cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Burada Hazreti Şuayb ile alakalı bir anlatım var. Bunu nazara verip bitirmiş olacağız. Galellezine galel meleullezine stekbaru min kavmihim Kavminden önde gelen kibirliler şöyle dedi. Lenuhricenneke ya şuayb. Ey şuayb biz seni çıkaracağız. Vellezine amenu maake. Seninle beraber iman edenleri de min gariyetine beldemizden, yurdumuzdan çıkaracağız. Ev veya leteudunne fi milletine ya da bizim milletimize döneceksiniz. Yani tehdit var burada. Ya bizim milletimize, kültürümüze dönersiniz ya da sizi buradan sürer çıkarırız. Gale Hazreti Şuayb dedi ki Evelev künna karihin istemesek de mi? Kârih kerhen Buradan ismi fail Biz istemeyen kimseler olsak yine mi yapacaksınız? Gadifterayn alallahi kedibe Allah'a yalan iftira etmiş oluruz. İn udne eğer dönersek fi milletikum sizin dininize bade iznece Allah minha Allah bizi Allah bizi ondan kurtarmışken ve ma yekunu lena en naudu fiha bizim ona dönmemiz asla olmaz illa en yesha bu Rabbuna ancak Rabbimiz Allah dilerse o müstesna. Allah da böyle bir şey eee imanda olan için niye dilesin? Yani asla sizin dininize dönmeyeceğiz diyor. Bu bölümde ecve fiili gördük. Ecve fiil tahminimin, tahminlerimizden çok daha fazla Kur'an-ı Kerim'de sıkça görebileceğimiz fiillerdendir. Ve anlattığımız bilgiler çerçevesinde anlaşıldığında Kur'an'ın tamamındaki bu ecve fiilleri görmek, tanımak, mana vermek son derece kolay olacaktır.